efendim tekrar birlikteyiz. ikinci bölümde uzaklardan bir üniversiteyi gerçekten de Çukurova'nın göz bebeği bir ilimiz Osmaniye. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni tanıyacağız. Tabi orada mutlaka çok güzel çabalar, çalışmalar var. Çok dinamik, enerjik bir rektörümüz var burada. Ben görünce de hakikaten çok mutlu oldum inşallah. O enerji, o dinamizm üniversitede mutlaka yansıyor. Profesör Doktor Turkay Uzun hocamız da buradayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail <laughs> Bey. Sağ <gülüyor> hocam, olun, eyvallah. teşekkür ediyorum öncelikle. Eyvallah ee, hocam. Güzel sözleriniz eyvallah, için. Sağ olun hocam. Ee... Ben hocam dediğim gibi zamanımız kısa yani 25 dakika su gibi akacak onu göreceksiniz hep beraber zaten evet. görüyorsunuz gördüğünüz bazı programlarda da. Evet. O vesileyle biraz böyle üniversiteyi, efradını camiye ayarını, mani eskerini faresiyle böyle evet. inşallah biz de keyifle dinlemeyi arzu ediyoruz. İnşallah bize i̇nşallah. üniversiteyi Sağ güzelce olun. bir anlatın hocam yani evet. uzaklardan ama dediğim gibi yani o bölgeye, Hani Pergel'in sabit ayağı Osmaniye evet. ama gezdiği yer dünya değil mi hocam? Tabii Biraz ki öyle yani yapalım. biz Osmaniye'yi çok seviyoruz. Evet. E, ilimizi, kentimizi, üniversitemizi. E, o nedenle uzaklardayız ama yine sizin de dediğiniz gibi dünyanın merkezi. Evet. E, evet. Üniversitemiz de yine Osmaniye'nin çok güzel bir yerinde, şehrin içinde kurulmuş bir üniversite 2007 yılından beri. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi devam maşallah, ediyor. Maşallah maşallah. Ee, oldukça gelişkin bir altyapımız var. Artık genç var. kategoriye doğru e, ilerlemiş yani. Tabii ki evet yani 14-15 yaş tabii. az değil aslında tabii. bir e, Sosyolojik kurum kuşak. açısından. Tabii ki e, o nedenle e, inşallah daha uzun seneler e, üniversitemiz yeni mezunlar verecek, memleketimize hizmet edecek. E, 8 fakültemiz var. Biraz bundan bahsedelim. Lütfen hocam, siz dersen... siyaset bilimcisiniz. Dolayısıyla dünyayı o makro okum makro okumalar açısından da üniversite için bence bir avantaj. Yani böyle sizi bu anlamda dinleyeceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, 8 fakültemiz var e, ve burada e, çok kaliteli bir eğitim öğretim kadromuz var. Hı hı. İdari personelimiz de aynı şekilde. E, ilçelerimizde birimlerimiz var. İşte Kadirli'de bahçe ve düz içinde fakültelerimiz ve yüksek okullarımız var ağırlıklı olarak ama fakülteler merkez kampüsümüzde Karacaoğlan Kampüsü hmm. adı veriliyor buraya. Evet. E, kampüsümüzü de görmenizi isterim. Gerçekten çok doğayla iç içe binalarımız modern altyapımız çok iyi spor tesislerimizle birlikte gerçekten e, batı standartlarında tırnak içerisinde Artık tabii yani batıya çok böyle şey yapmıyoruz. Artık yani özgüvenimiz var değil mi hocam? Kendi var. Evet. standartlarımız oluşuyor tabii artık ki. yani. Ama bir kent üniversitesi biliyorsunuz Avrupa'da, Amerika'da Hı. bu çok yaygındır ve köklü üniversiteler Kesinlikle. var. Biz de Osmaniye Korkutata Üniversitesi Osmaniye ile birlikte bir marka Hı. olma amacındayız ve kurumsal kültürümüzü de bu temeller üzerinde bina etmeye çalışıyoruz. O çok, nedenle... çok önemsedim o cümlenizi hocam. Özür diliyorum. Yani mesela Osmaniye ile birlikte ben de bazen diyorum mesela orada yaşamak ile ora ile yaşamak. Evet. çok farklı değil mi hocam? Tabii ki, tabii. Siz orayla yaşıyorsunuz. Orayla yaşıyoruz Hadi. ki bu da bir zorunluluk aslında. Bir başarı Hı -hı. bekliyorsak eğer bulunduğumuz mekanla da iç içe geçmemiz gerekiyor. Değil mi hocam? Mekana yabancılaştık mı? O zaman başarıyı da elde edemeyiz. Çünkü mekan e, yaptığımız işin de bir anlamda çok önemli bir e, unsurunu meydana bir getiriyor. Kimlik değil mi hocam? Yani Tabii kimliksiz kimlik. yola çıkılır mı? Evet, evet. E, o nedenle yani bizim adımızda da Osmaniye var. Osmaniye Korkut Ata Hı -hı. Üniversitesi. Şehrimizde üniversiteyle iç içe çok. herhangi bir yabancılaşma yok ve e, kentimizin dinamikleri de üniversiter geleneğe çok yakın. Çok. Zaten Osmaniye bildiğiniz gibi eğitim eğitim düzeyi çok yüksek bir kent. Kesinlikle. Yani Adana, Osmaniye Tabii yani ki. hocam şu anda Türkiye'nin Yani Türkiye'nin önde çok, gelen evet. isimleri işte ister özel sektörde olsun, ister kamu sektöründe olsun Osmaniyeli hemşerilerimiz burada çok evet. geniş bir... Bizim rektörümüz de Adanalı mesela hocam. Evet <laughs> tabii ki yani orası evet. ayrı bir gelenek, Çukurova geleneği. Biz de bu geleneğin çok önemli bir parçasını evet. meydana getiriyoruz. Osmaniye'yi de nasip oldu. İki, iki defa geldim zannediyorum hocam. Gerçekten evet. müthiş, bereketli. Evet yani. gerçekten öyle. Yani bir tarım kenti. Aynı zamanda sanayi alanında da çok yeterli kendisine. Özellikle organize sanayi bölgemiz var. Biz de bu organize sanayi bölgemizle birlikte sanayi üniversite işbirliğini daha yüksek noktalara getirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Çok ee, i̇şte mühendislik fakültemiz var, İktisad idari bilimler fakültemiz, güzel sanatlar fakültemiz, yine yeni binası olan çok modern bir binası olan ilahiyat fakültemiz var, ee, sağlık bilimleri fakültemiz var, sağlık hizmetleri yüksek okulumuz e, var yine uygulamalı bilimler fakültemiz sosyal ve beşeri bilimler fakültemiz var ve bunlar da bu bölümlerde birimlerde de çok yetkin arkadaşlarımız eğitim öğretim faaliyetine devam ediyorlar Maşallah. o nedenle ben özellikle Çukurova bölgesinde bize yakın olan kentlerde yaşayan arkadaşlarımızı öncelikle ama tabii ki bütün Türkiye'deki genç arkadaşlarımızı Osmaniye'ye Korkutata Üniversitesi'ne davet ediyoruz. Bizim bir önemli misyonumuz var. Özellikle dünyadan kaynaklanan, e, yani Korkutata geleneğini o. biz devam ettirmeye e, tabii ki evet, çok. E, çok hevesliyiz, niyetliyiz. Evet, Hedefimiz evet. bu yönde. O nedenle işte Türk Cumhuriyetleri olsun, bölgemizdeki ülkeler olsun, buradan da yabancı öğrenci almak üzere çalışmalarımız var çok. ki mevcutta da var. Biz bunu arttırmak istiyoruz ve bu yönde. Anlaşmalar yaptık, protokoller yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çok Çünkü takdir edersiniz ki üniversiteler yerelle kendilerini sınırlamazlar. Kesinlikle. Biz de kendimizi mümkün olduğu kadar dışa açık, her yönüyle, yüzümüzle, kurumsal kimliğimizle, davranışlarımızla içine kapanık değil, dışa açık, hem bölgeye hem dünyaya açık bir üniversite haline getirmek istiyoruz. O kampüsün istiyoruz. duvarlarının dışına artık çıkıyoruz değil mi hocam? Tabii Hep ki bizim beraber. duvarlarımız yok. Öncelikle evet. bunu söyleyelim. Yani ne kentle bir duvarımız var, ne de herhangi bir başka bizi sınırlayan bir engelimiz var. Hani evet. yönetim olarak da gerçekten öğrencilerimizle iç içe, halkımızla, hemşerilerimizle birlikte iç içe bir e, yapımız var. İnşallah bu tabii ki bize daha güçlü bir motivasyon sağlıyor. Ee, ...öğrencilerimiz de... E, ...öğrenci adaylarımız daha doğrusu... Ee, ...üniversitemizin kampüsüne girdikleri anda... ...ben inanıyorum ki... ...iyi ki buraya geldim diyecekler... ...bu doğal ortam içerisinde bir üniversite... ...hani Türkiye'de az sayıdadır diyebiliriz... Eyvallah. ...o nedenle ben bütün arkadaşlarımızı... ...kardeşlerimizi, üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımızı... ...hem böyle bir ortamı paylaşmaya... ...aynı zamanda da çok kaliteli... Bir eğitim, öğretim hayatı geçirmek üzere yine üniversitemizi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne davet ediyorum. Ee, bu hem e, meslek seçiminde tabii ki çok önemli bir kavşak arkadaşlarımız adına. Hmm. E, istedikleri mesleği seçsinler ve bizim programlarımız, bölümlerimiz dahilinde olan bütün bölümlerde e, çok başarılı bir yere <laughs> adım atacaklarını söyleyebilirim. Çünkü biz her zaman dediğim gibi sadece Türkiye'de bir istihdam alanı e, bulmak üzere öğrenci yetiştirmiyoruz. Artık Tabii. zaten bu zihniyet sona erdi. Herhalde... Biz dünyanın her yerinde çalışma evet. kapasitesine ve yeterliliğine sahip e, mezunlar vermeye odaklıyız. Evet. Hedefimiz bu. Zaten e, herhalde... Yani bana deseniz yani iş bulma konusunda en az sıkıntı çekecek yerler Adana, Osmaniye bölgesidir. Yani evet, değil mi hocam? Tabii ki. Dolayısıyla mesela biz tabi oraları yer fıstığıyla, işte cezeryesiyle falan değil mi hocam? Meşhur yani. Çok. Tabii ki. Tabii. Yani, yani tabii tarifte... sanayi ürünleri sanayi ürünleri ve dolayısıyla onunla entegrasyon. Yani bu anlamda mutlaka çok güçlü e, uygulama araştırma merkezleriniz değil mi hocam? Evet Laborator tabii yapılardız. ki. Yani, yani hem, hem bölgemize böyle... hitap eden hem de ülkemizin ihtiyaçlarına hitap eden, çok sayıda araştırma ve uygulama merkezimiz var. Bunları da sürekli güncelliyoruz, sayılarını arttırıyoruz. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi bu eğitim, öğretim, araştırma, arge faaliyetleri sürekli yenileme odaklıdır. O nedenle biz burada da sürekli bunları güncelliyoruz. Çünkü işte bazı meslekler, istihdam imkanları zaman içerisinde gücünü kaybediyor. Kaybetmeye de devam edecek. Yenilenmezseniz geri kalıyorsunuz. Aynen öyle yani. ve işte bu dijital dünya diyoruz. Dijital imkanlar. Özellikle evet. bu uzaktan eğitim sürecinde bunun farkında daha çok vardık. Artık yeni bir dünya ile karşı karşıyayız ve bu yeni dünyaya eğer ayak uydurabiliyorsanız o zaman yolunuza devam edeceksiniz. Aynen. Bütün meslekler ve kariyer imkanları açısından da böyle. Biz de ee, bu yolda çok önemli bir e, adım atarak zaten bir Sanayi 5.0 diyor işte efendim. Endüstri e, 4.0, eğitim 4.0. Evet, bunlara evet. geldik yani hocam. Ee, yani artık konvansiyonel klasik anlamda eğitim öğretim e, faaliyetinin e, bunlar tarihsel artık oldu. Evet, evet. Yani evet. işte hoca çıkar, anlatır, öğrenci onları yazar sonra Hocanın anlattıklarını sınavda tekrar eder böyle bir usul yok. Yok. Artık birlikte öğrenmeden bahsediyoruz. Zaten yani, dim hocam anlam malumunuz yani daha iyi biliyorsunuz anlam sınırsız bir şey. Evet. Yani bilimde sınır yok. Dolayısıyla bunu zaman zaman dile getiriyorum. sizin ufkunuz bunu çok farklı yerlere açar. Ben onu da dinlemek isterim. Yani hani o dediniz ya işte bir yerde takılıp kalmak. Yani orada evet. takılıp kalmak ölmek aslında bir yandan. Evet. Bir de bilimdeki sınır serap gibi. Konumunuz değiştiğinde sınır kalkar, değil mi hocam? Tabii ki Uçsuz öyle. Uçsuz bucaksız bir şey. Aynen. Hani çok güzel bir söz var. Yeni şeyler söylemek Bence lazım. Ağzım, biz, hemen, evet, an, 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 aynen bizde bu ...bunu kendimize ilke edindik... ...sürekli yeni şeyler söylememiz Yok, lazım... Evet. ...kendimizi yenilememiz lazım... ...çünkü artık yeni bir dünyaya... ...açılıyoruz... Hani ...bundan diyelim ki 20 yıl sonra... ...30-40 yıl sonra... ...çok farklı bir noktada olacak evet. dünya... ...çünkü Kesin. teknolojik gelişme... ...artık önü alınamaz... ...bir hızla ilerliyor... Tabii. ...biz de ülke olarak... ...tabii ki çok iyi adımlar... ...atıyoruz bu anlamda... ...üniversitelerimiz Türkiye'nin her yerinde var. Hemen her şehrimizde var. Evet, çok evet, güçlü evet. altyapılara sahipler. Biz de burada çok önemli bir yerdeyiz. Çukurova'nın kalbindeyiz. Bir kavşak noktasındayız. Osmaniye'deyiz ve çok güçlü bir kadromuzla varız burada ve ülkemize hizmet edecek yeni mezunlar, ülkeye hizmet aşkıyla dolu, vatanına, milletine bağlı nesiller yetiştirme evet. noktasında ...çok önemli bir e, motivasyona sahibiz. O, o Çünkü biliyorsunuz hocam, yani Osmaniye onu, onu, şehitler diyarıdır. Evet hocam tabii yani ki. Yani Türkiye'nin en ya. çok şehit veren ilidir. Tabii ki. E, biz de tabii ki şehitlerimizi her zaman yad ediyoruz. Tabii ki. E, ve onlara layık olmak için de... Her zaman verdiği mücadelelere şahidiz. Yani evet. o... Ermeni zulümlerine karşı dirençler, şeyler ben hep okuyorum yani. o Siz ol, de tarihçi olduğunuz için daha yakından biliyorsunuz. Yani hocam neler evet. yani. Dolayısıyla oradaki o kahramanlık hikayeleri zaten herhalde anlatmakla bitmez. Ki, tabii ki. Ee, o vesileyle böyle bir güzel bir misyonla, güzel bir yerde bir şeyler yapıyorsunuz. Böyle dünyaya kendinizi hani e, e, kökü orada olan, sabit ayağı oraya saplı ama dünyaya şununla biz Osmaniye'yi açmak istiyoruz dediğiniz böyle spesifik Evet, ...şeyleriniz varsa hocam onlardan böyle... Tabii ki yani biz böyle... e, burada... E, ...hani bu yabancıların core competence dediği... ...yani Hı. çekirdek evet, rekabet eyvallah. edici bir takım alanlarımız var tabii ki. Örneğin işte sağlık alanında Hı. çok güçlü bir geleneğe sahip olan... ...sağlık bilimleri fakültemiz Hı. var. Burada çok iyi e, e, sağlık elemanları yetiştiriyoruz. Yine mühendislik fakültemiz çok güçlü... Çok iyi bir altyapımız var. Hı hı. İşte güzel sanatlar alanında yine aynı şekilde. E zaten e, İsmail Bey artık günümüzde e, böyle dar bir alana sıkışmış ve sadece o alanda rekabet gücünü kullanma Yöntemi biraz arkayık kalmaya başladı. Oh, hocam yani. Çünkü evet. yani biz daha geniş bir perspektifte rekabet alanımızı çünkü yoğunlaştırıyoruz. Özliyorum hocam ya yani çünkü insanın hayatı böyle kompartımanlara ayrılmış bir hayat değil. Evet. Çok interdisipliner, çok disiplin tabii, tabii. Değil mi hocam? Yani eskiden mesela akademisyenler arasında da vardı. İşte tarih bilir başka hiçbir şey bilmez. Evet. Öyle bir şey yok artık. Çok çok. Yani işte tarihçi tarih de bilecek, ekonomi de bilecek, siyaset bilecek değil mi? Hem de nasıl. O nedenle çünkü analiz yapamayız Bravo. burada. Bravo. Ee, yani bir enformatik cehalet dediğimiz kavram Bravo var hocam. ya, evet. Yani, yani mesela ondan ansiklopedik lazım. Çok güzel hocam ya. Vallahi maşallah hocam. Yani e, ya böyle ansiklopedik bir zeminde böyle bilgi küpü ama analiz yok. Evet. Biz böyle vakanüslik, Tabii ki, bilgi tabii ki. böyle dediğiniz gibi o malumat furuşluk. Aynen, öyle. öyle tabi. Şey biz yani. bütün tabii programlarımızı buna göre yenilemeliyiz, değil mi? Aa, neden? Yani ben işte koş... öğrencilere soruyoruz. işte tarihçi olduğunuz için siz daha iyi biliyorsunuz. İşte 1453'te ne oldu? İstanbul fethedildi. Tabii. Ama 1453'te Amerika'da ne oldu dediğiniz zaman Orada kalıyoruz. Hocam zaten çok üzülüyorum. Dediğiniz gibi yani burada artık yani kalkıp da sizin Google çağında işte şu tarzda ne oldu bunun buna kimse para vermez artık. Tabii ki evet aynen. Abi bitti yani. Şimdi aslında <laughs> teknik alanlarda da böyle olacak <laughs> yakında. İşte evet. formül ezberleme ya da yöntem bilmeyi artık bırakacağız. Çünkü artık dijital çağda bu akıllı teknolojiler giderek hakim olmaya bravo, başladı. Bravo. Bunları makineler yapacak. Biz sadece elimizdeki veriyi değerlendireceğiz. Bravo. Yani insan unsuru Bravo. analiz ve değerlendirme ile kullandığı veriler üzerinden öngörü yapmaya yarayacak. Bravo. O nedenle emek yoğun teknolojiler artık yavaş yavaş ortadan kalkacak. Belki yani, çok hızlı abi, kalkacak. Abi, abi. Hocam mesela evet. malumunuz dünyada artık değişim dediğiniz şey öyle hızlı ki belki önceden 200-300 yılda 500 yılda aldığınız mesafe 20-30 yılda alıyorsunuz artık. Evet. Tabii ki. Yani ya hesap edin buna, mesela ama... buhar makinesinin icadı ile Günümüz arasındaki mesafe evet. çok kısadır. Yani Ama şimdi ne yapıyoruz? Mars'a şey. araç gönderiyor evet, insanlık. Evet. E, bu tabii ki yani gelecek 20 yıl içerisinde belki tahmin edemeyeceğimiz noktalara gelecek. Bravo. E, Büyük teknolojinin vizyon. gelişimi. Bravo. Biz buna ayak uydurabildiğimiz ölçüde dünyada e, var olacağız, Ağabey. var olmaya devam edeceğiz Ağabey. elbette ülke olarak. Bu da tabii ki çalışmakla Kesinlikle. ve e, bilimsel akıl ile mümkün olan bir şey. Mutlaka onu bilimsel aklı öncelememiz gerekiyor. Ee, i̇şte malumunuz olduğu üzere bu sel felaketi yaşadık. Evet, bir daha hocam. buradan ben e, hayatını kaybeden kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Abi İnşallah hocam. böyle bir felaket tekrar olmaz. Yani bu tip felaketlerde de hep gözlemlediğimiz üzere e, aklın ve bilimin ışığı altında e, mekanlarımızı, yaşamamızı e, konumlandırmalıyız, yapılandırmalıyız. Çünkü Allah bize bir akıl vermiş. Tabii bu hocam akılı ya. kullanın diye vermiş. Tabii. İşte bunun dışına çıktığımızda maalesef bu tip e, vahim, elim hadiselerle karşılaşıyoruz. Aynen hocam, aynen. İnşallah e, bir, bir yandan olmaz. da dediğiniz gibi hocam sizin gibi böyle işte ilimle bilimle uğraşan, zihnimizi berraklaştıran insanlara, hocalarımıza çok ihtiyaç var. Zira böyle bir atmosferi alaca karanlığı seven istismarcılara da komploculara da bırakamayız değil mi hocam? Tabii ki zaten yani. İsmail Bey günümüzde artık sosyal medya dijital çağ çok bütün toplumun kılcal damarlarına kadar nüfuz etti. Evet. Artık gerçekleri saklamamız mümkün değil. Buna hani eskiden işte bu soğuk savaş döneminde biliyorsunuz insanlar, devletler, otoriter sistemler bunu yapabiliyordu ama artık hiçbir sistem gerçekleri ne yapamaz? Saklayamaz. Kesinlikle. Bir yerde çıkıyor. Tabii. O nedenle e, işte gerçekleri söylemekten de korkmamamız lazım. Bilimin ışığında olursak eğer ne olacak? Zaten gerçekle yan yana olacağız tabii, ve tabii, tabii. üniversiteler de burada işte gerçeği, bilimi ortaya çıkaran bunu hayata geçiren e, kurumlar. Orada lokomotif e, olacak tabii değil mi ki, hocam? Yani tabii öncü. ki. Öncü Öyle, yani. tabii ki yani biz de ülke olarak zaten üniversitelere eğitime çok önem veriyoruz e, vermeye devam edeceğiz inşallah 14 5 dakikamız bu arada hocam ben evet. yarım kalmayın diye böyle aklınızda bir şey kalmasın onları mutlaka ifade edin buradan gitmeden diye evet. atayım dedim hocam tamam teşekkür ederim evet. Çok güzel bir sohbet oldu aslında. Aa, ben çok keyif aldım hocam. Keşke yani. zamanımız daha uzun olsa. Keşke yani ben kısaca yine üniversitemizde lütfen, tercih lütfen. yapacak arkadaşlarımız tabii tercih yaparken değişik noktalardan yaklaşıyor. Herkes mutlaka, kendi seçimi farklı olabiliyor. Evet. Ama ben burada güvenli bir kentte doğayla iç içe olan bir kentte barınma sorunu olmayan bir üniversitede ulaşım sorunu olmayan bir üniversitede Yönetimi öğrenciyle iç içe açık e, bir üniversitede, e, laboratuvarları gelişkin, altyapısı gelişkin, modern alanları, spor alanları çok gelişmiş, her alanda spor tesisine sahip olan bir üniversitede eğer 4 yıl geçirmek istiyorsanız, 2 yıl geçirmek istiyorsanız ve mezun olduktan sonra da Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezunu olmayı bir marka olarak Hayatınız boyunca taşımak istiyorsanız ben diyorum ki bütün öğrenci kardeşlerime, tercih sürecinde olan kardeşlerimize evet. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz, barınma seçebilirsiniz. veya ona benzer zaten herhangi bir hiç oraya girmiyorum bile de değil mi hocam? O konuda zaten hiçbir sıkıntı yok. Yurtlar ve diğer noktalarda Tabii ki, her türlü Üniversitemiz imkan. devlet üniversitesi, evet, eğitim evet, ücretsiz, Hı -hı. barınma imkanları yine. Yüksek düzeyde işte 2000 kişilik bir kız yurdumuz var. 1000 kişilik erkek yurdumuz var. İlçelerimizde yine aynı şekilde ve bu kapasiteyi sürekli arttırıyoruz. Osmaniye ilimizde de devlet kurumları arasında çok yakın bir irtibat, ilişki, bir harmoni var. Bu anlamda tabii ki bu motivasyonumuzu da üniversitemizin gelişimi açısından da Hemen artıya çevirme fırsatlarımız da var. Hı hı. Sağ olsun devletimizin imkanları da üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında güçlü. Biz Peki. de bütün yerel imkanlarımızı da kullanarak burada çok iyi kaliteli bir üniversite hayalimiz var. Hı. Ve bunu büyük ölçüde başardık ama daha da üst seviyelere çıkarmak için bütün arkadaşlarımızla, bütün mesai arkadaşlarımla birlikte çok yakın, samimi bir ilişki içerisinde çalışmaya burada, devam ediyoruz. Evet, burada mesela e, biliyorum, yani o bölgenin insanı e, eğitime bu kadar değer veren, e, değerli ilim adamlarıyla, e, teknokratıyla, bürokratıyla e, bu ülkeye hizmet eden bir Adana, bir Osmaniye evet. var. Bunu biliyorum. Dolayısıyla herhalde onların üniversiteye değil mi hocam, hayırsever iş adamları olarak veya buna benzer noktalardan da yaklaşımı çok farklıdır tabii diye ki, düşünüyorum. Tabii yani. ki, yani gerçekten çok açık bütün halkımızın, Osmaniye <laughs> halkının, ve yine burada hani bir tarım kenti gibi gözükse de öyle ama aynı zamanda çok gelişmiş bir sanayi kapasitesi de var Osmaniye'nin. Evet. Özellikle organize sanayi bölgemizde Türkiye'nin başat firmaları burada bulunuyor ve biz bunlarla da yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz burada staj imkanına sahipler. İşte uygulamalı programlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. E bu da tabii ki mezuniyet sonrası öğrencilerimize çok önemli imkanlar evet. sağlıyorlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Evet. Demiştim yani ben bunu evet. hissetmiştim dolayısıyla. E, Zamanınızı geçti. E, i̇yi ki geldiniz. İyi ki bu vizyonu bize açtınız. E, Yeni sezonda, yeni dönemde inşallah öğrencilerinizle sağlıklı, huzurlu bir ortamda buluşmanızı diliyoruz. İnşallah. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Varlığınızda gerçekten programa çok büyük bir zenginlik kattınız sağ hocam. Sağ olun. Çok ee, teşekkür ederim. Çok sağ i̇nşallah olun. İnşallah bir başka zaman tekrar e, seve birlikte Seve seve. Her zaman. Her zaman ee, hocam. Ben, ben bu enerjiyi, bu mütebessim tavrı zaten hissedebiliyorum. Yani orada nasıl öğrencilere karşı bir farkı yok. Sağ olun. Çok teşekkür çok ediyorum. Olsun. Ben de bütün tercih aşamasında olan arkadaşlarımıza, Başarılar diliyorum. İnşallah, İnşallah gönlünde olan meslekleri seçecekler. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Efendim bugünlük bizden bu kadar. İnşallah pazartesi günü yeni üniversiteleri tanımak ve tanıtmak üzere burada olacağız. Hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.